Arkadaşlar hoş geldiniz. Tarihlerimiz Haziran ayı. Cumartesi günü. Saat 3 civarı. Hava yağışlı gösteriyor. Lakin yine duramadım. Yine her motosikleti aldığımda, yaz sezonunda aldığımda ya şu dağa da bir çıksaydım dediğim dağa götürüyorum sizi. Kayseri'de organize sanayiye giderken sağ tarafta bir yılanlı dağ var arkadaşlar. Kayseri merkeze yarı hakim bir yerde. Dolayısıyla hep merak etmişimdir. Daha önceden de organize sanayiye giderken yolunu da görmüştüm. Ama bir türlü nasip olmamıştı. Kayseri'ye geldiğimden beri TVS Apache almıştım ilk geldiğimde 5-6 yıl önce. Çok temiz bir Apache'm vardı. Tabii ekstra temizledim. Bilirsiniz. Onu aldıktan sonra uzun bir müddet bu sigortalar çok çılgın fiyatlara yükselmişti. Onu o dönemlerde de sigorta yaptırmadan satabiliyordunuz motorunuzu. Şimdi satamıyorsunuz. O da bilginiz olsun. Bu arada çıkacak olduğumuz dağ tam da karşı tarafta Ali Dağ, Yılanlı Dağ, düzeltiyorum, Yılanlı Dağ. Oraya çıkacağız Allah izin verirse. Ne diyorduk? Motordan bahsediyorduk arkadaşlar. TVS Apache'mi niye sattım o dönemlerde? Sigortalar çok çılgın artmıştı. Yani 50-100 liradan 300-400 liraya, 500 liraya çıkmıştı. İlk motor, yani Kayseri'ye geldiğimde ilk motorumdu. Yoksa daha öncelerden çok fazla motor aldım, sattım, motosiklet tamirciliği yaptım. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben baba mesleği motor ustasıyım arkadaşlar, motosiklet ustasıyım. Daha çocukluğumdan beri yıllarca motosikletlerle uğraştım. İşte Honda'sından Mezine, Rus'undan Planet 5'ine 350cc, Planet 5'ine 350 çift silindir Java'sından 250cc, o kara Java dedikleri motorlara kadar böyle puhundan mobiletine, bisikletinden işte aklınıza gelebilecek birçok şeyi tamir ettik. Ama çok fazla büyükleri tamir etmedim, onu söyleyeyim. Yani çok işte o binlikler, 600'lüklerle falan uğraşmadım. Yani işte Honda Kinetics'inden tutun, Honda Titan'la, CBF işte 150'sinden o tarz seviyelerde motor, bisiklet ustalığı yaptım. Şimdi ve bu işten de ekmek yedik. Yani yıllarca para kazandık, ekmek yedik. Tabii buraya gelince durulur mu? Durulmaz. Honda düzeltiyorum. TVS Apache'yi satın aldım. Bindim. Güzel. Ama müthiş bir vibrasyonu vardı. Eksi tarafından bahsedeyim. Özellikle arka art yolcuya ayaklarından müthiş bir vibrasyon geliyordu. Önde çok fazla, yani önde de vardı ama arkada çok daha fazla hissediliyordu. Dolayısıyla bir müddet bindim. Görsel anlamda çok iyiydi. Dijital göstergesinden tutun yanak, lastik jant yanak şeritlerine kadar çok fazla şeyi vardı. Üzerinde aksesuarı var böyle. Yani modifiye etmeden bir gencin binebileceği 150'lik bir makineydi. Neyse velhasıl sigortaya daha kızdım, sattık. Sonra ardına uzun bir müddet motor almadım. Onu söyleyeyim. Bu arada yolu kaçırdık. Şu alt taraftan şöyle alta sapmamız gerekiyordu. Neyse ardına uzun bir müddet 3-4 sene sonra Cuba Black Cat'i aldım. Cuba Black Cat nasıl motor? Güzel motordu. Onunla Erciyes'e tırmandık falan derken bu dağa yine çıkamadık. Yani asıl konuyu getirmek istediğim yer dağa çıkamama sebebimizdi. Ardına siyah Küba'yı şeyden getirmiştim. Nevşehir'den bir imam arkadaştan almıştım. Sonra ardına siyah
Honda'yı aldım. Kırşehir'den getirdim siyah Honda'yı da. Bine bine Süleyman abiden aldım. Bu arada eğer izliyorsa ona da saygılar, sevgiler. Çok alışveriş yaptığım insanlarla hala iletişim kurmayı kuruyorum yani. En azından onlar beni daha çok takip ediyorlar. Böyle takıldığımız yerlerde falan da paslaşıyoruz. Yine onunla da aslında ona çok fazla binemedim. Çünkü sezonun sonuna doğru almıştım. Sezonun bir başında Cuba Blackcat'i, biz aynı sezonun sonuna doğru da Honda'yı almıştım. İkisini de o dönemde sattık. Bu sene de bunu aldık. Dolayısıyla geçen senelerde nasip olmadı. Şimdi oraya doğru çıkıyoruz. Sırf ağa gösterebilmek için uzaktan size bu yolu tercih ettim. Aslında mezarlık, asri mezarlığın yanından gidip daha kısa bir yol tercih edebilirdik. Ama buradan da gidilir, her yerden de gidilir. Dediğim gibi daha önce çıkmadığım için çıkabilecek miyiz ona da çok emin değilim. Ama bakacağız. Çıkabilirsek şöyle bir Kayseri manzarası yapıp oradan dönüp gelmeyi planlıyoruz dostlar. Evet, o deli olan boşluk bırakmadan arabalara yanaşıyor. Burası neresi? Ankara-Adana yolu. Yeni Sanayi'nin hemen giriş noktası, Devlet Su İşleri'nin yanından. Biz şimdi buradan sol tarafa doğru Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'na doğru sapacağız. Ali Dağı'na doğru, Organik Sanayi yoluna doğru. Oradan da istikametimize doğru ilerleyeceğiz. Kayseri'nin trafiği nasıldır? Kayseri'nin trafiği yani iyidir arkadaşlar. Yani bir Ankara'ya göre, bir Adana'ya göre, bir İstanbul'a göre, bir İzmir'e göre iyidir. Kalabalığından isyan ederler bazen. Ama bir de oranın trafiğiyle bir kıyaslayın göreyim. Bakalım nasıl. Hele hele Adana. Adana daha çılgın. Daha böyle agresif. Dolayısıyla buradan Adanalı arkadaşlarım, aslında hemşire de sayılır. Ben de Mersinliyim. Buradan selam olsun. Geçenlerde bir Adana'ya işte bu motoru almaya gittik. Adana nasip olmadı. Osmaniye'ye ilerledik. Bu arada şundan bahsedeyim. Mesela ben bir motor almaya gideceğim de, belki siz de alacak olursunuz. Birkaç alternatif güzel şey belirliyorum arkadaşlar. Yani tek bir motor üzerine yoğunlaşmıyorum. Çünkü gittiğinizde motoru, tek bir motor üzerine gittiğinizde eliniz boş dönebiliyorsunuz. Dolayısıyla 2-3 tane alternatif çantaya koyup öyle çıkmakta fayda var. Ben de öyle yapmıştım. Adana'ya gittim. Adana'daki motor yani resimlere göre fiyatı da uygundu da aslında biraz da şüphelenmedim değil. Fiyat uygundu. 7000 liraya alacaktım mesela, bunun bir siyahı vardı. Bir gittim, motoru çalıştırdım. Daha çalıştırdım. O motor yağ yakıyor. Motoru parçalamışlar. Sağından yağ geliyor, ön amortisörü patlak vesaire vesaire, her yerini oynamışlar. Dolayısıyla vazgeçtim. Oradan Adana'da bir tane Küba'nın YBR'ye benzeyen bir modeli vardı. Ona baktım. Onu daha böyle incelerken şu gaz kütüğü var ya, şu gaz kütüğü kırıldı kaldı elimde. Daha sıfır motor, enjeksiyonlu falan. Dolayısıyla ondan da vazgeçtim. Ama hep derim ya arkadaşlar, paranız yoksa modeli düşük marka alın. Ama kalite alın. Tabii kalite alacağım derken de yıkık almayın. Yıkık sizi üzer. Çok üzer hatta. Yani marka da olsa. Hatta markanın yıkığı daha çok üzer. Çünkü bu tip marka motorların yedek parçaları çılgın fiyatlardır. Hele hele üst segment motora biniyorsanız, işte 600'lük 1000'liklere biniyorsanız, öyle öyle onlar çılgın fiyatlar. Bunlarınki o kadar değil. Çünkü düşük bütçeli insanların motorları olduğu için çok fazla yüksek fiyatlı değil. Orijinal parçaya girerseniz zaten bu da bayağı bir yüksek gelecektir. O yüzden yıkık motor almamakta fayda var.
Daha sonra ne yaptık? Evet, şuradan gitsek iyiydi. Adana'yı vazgeçtik. 2 motor, 3 motor derken Osmaniye'de bu motorla telefonlaştık. Onu biz 7'ye almazken Adana'dan bunu 10 bin lira civarında aldık. Gördüm zaten. Daha görür görmez. Abi bin bak dedim. Binip bakmaya gerek bile yok. Elbette ki bineceğim de. Tamam dedim. Motor güzel. Velhasıl öyle bir aldık bunu ve böylelikle de Ali Dağı nereden aklıma geliyor? Yılanlı Dağı'na doğru devam ediyoruz. Karşı tarafta da Ali Dağı var. Yamaç paraşütçülerin sürekli uğrak yeri. Geçtiğimiz haftalarda da oraya bir çıkmaya çalışmıştım. Çıkamamıştık. Şimdi o tarafa doğru ilerliyoruz. Organize sanayi yoluna doğru da devam ediyorum. Bu mahallenin ismini çok bilmiyorum ama Altınoluk tarafları olması lazım. Kayseri öyle çok fazla büyük bir yer değil, onu söyleyeyim. Öyle yolunuzu kaybolacağınız bir yer değil. Trafik anlamında da öyle çok kaybolacağınız bir yer de değil. Sıkıntı yaşayacağınız daha doğrusu bir yerde değil. Yani her şey istediğiniz her şeyi burada rahatlıkla trafiğe sağa sola takılmadan kafanız çok fazla karışmadan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kışın biliyorsunuz sürekli Erciyes'e çıkıyoruz. Kayağa gidiyoruz. Bu sene board'a başladık. Board beni çok yıpratmasına rağmen, üzmesine rağmen board'u bayağı bir sevdik. Çünkü 5 senedir kayak yapıyordum. Dolayısıyla yani bıkmadık da yeni bir şey denemek her zaman ayrı bir heyecan katıyor. Hep derlerdi zaten board daha heyecanlıydı. Evet, board biraz daha heyecanlı ama birazcık daha tehlikeli diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz arkadaşlar. Velhasıl karşı tarafta da zaten eğer yansıyorsa açıya Erciyes hala Haziran ayında karını tepesinde bulunduruyor. Bu sene de şunu söyleyeyim, çok fazla şey yapamadık. Yani hava böyle ılık gitmedi. Yani karın erimesi anlamında hava ılık gitmedi. Geçen seneye nazaran burası daha şeydi, sıcaktı ve bu sürelerde Erciyes'teki kar baya erimişti. Ama bu sene şu günlerde hem serin gidiyor. Hatta bundan 2 hafta önce kar yağdı Erciyes'in o kayak yaptığımız yerlere. Zirve zaten yazın ortasında bile kar yağabiliyor. Kar yağdı. Mevsimler kayıyor diyorlar. Evet. Mevsimler ne bileyim ya, artık kayıyor mu? Yani bizde mi sıkıntı var? Biz mi doğayı bozduk? Bir sıkıntı var. Şimdi bu arada biz Yılanlı Dağ tepesine çıkacağız, çıkmaya da inşallah yanlış yere çıkmayız. Yani söylediğim yerle planladığım yer arasında farklılık var mıdır? Olursa da aklınızı helal edin. Ben gidecek olduğumuz dağın Yılanlı Dağ olduğunu biliyorum. Hatta bununla ilgili Ömer arkadaşım da Selçuk arkadaşım biraz şey yapmışlardı ya, burası Selçuk muydu ya, kimdi? Ömer'le biriydi ama tam ben de bilmiyorum. Ya abi burası Yılanlı Dağ, Kürşat'la. Abi Yılanlı'ydı değildi falan, böyle bir şeye girmişlerdi, polemiğe girmişlerdi. Burası da yediğimin ilk defa görüyorum burayı ben de. Hurdacı mı yoksa?
Velhasıl o tarafa doğru ilerliyoruz. Bakalım işler planladığımız gibi gidecek mi? Elbette ki Azeri'ydi herhalde. Azeri bir hava durumu spikeri vardı. Allah'ın işine karışılmaz diye. Öyle kendi şivesiyle o kadar güzel anlatıyor ki. Gerçekten mükemmeldi. İzleyin, tavsiye ederim. Tabii her şeyin Allah'ın dilemesiyle nasip olur. Biz duamızı edeceğiz. Ya nasip diyeceğiz. Ve yola çıkacağız arkadaşlar. Çok dolambaçlı yollardan geldik. Şimdi aslında dağa tırmanmak üzereydik. Olsun bakalım. Şehir mezarlığının şu anda yakın taraflarındayız. Evet. Bu arada dün de Ankara'daydım. Günübirlik bir Ankara'ya gittim geldim. Bizim çim biçme makinemizin bıçak sistemin üzerinde bıçağın ters dönmesini sağlayan bir dişli kutusu var. Onunla ilgili bir şeye girdik, arayışa girdik. Doğru yolda mıyız bu arada? Evet, doğru yoldayız. Şimdi evet, bahsettiğim yer şuraydı ama buraya da çıkabilecek miyiz? Bakalım. Neyse, gittik çıkma parçayı bulduk. Ama çok istediğim gibi değildi. Başka da bulamadık. Çok temiz değildi. Bizim parçalarla o çıkma parçayı bir hale düzene sokup bulacağımız şekilde bir malzeme ayarladık. Bulduk, döndük, geldik. Bayağı da yorulduk. Aslında bugün buraya çıksak, çıkmasak zaten haftada bir gün vakit oluyor. İşte yarın pazar gün sokağa çıkma yasağı falan. Aslında çok karar verememiştim ama sonradan dedim ki ya çıkalım. Hep böyle erteliyoruz. Yani zaten çok fazla da bir vaktimizi almaz diye düşündük, planladık. Ve yolumuza çıktık. Yani çim biçmelerle alakalı, çim biçme makineleriyle alakalı yazın. Evet, bir Honda CB125E geçti. Benimkinin beyazı. Yazın çim biçmelerle alakalı çok çalışmam oluyor. Çok fazla da izlenmemesine rağmen böyle bir çalışma yapıyorum. Çünkü Türkiye'de maalesef bu işi ben başka yapan göremedim. Neden bu işin üzerine duruyorum çim biçmelerle alakalı? Geçenlerde çim biçme tamircisinin yanına gittim. Adam bir gaz halatını değiştirmek için 200 kilometre yol gelmiş arkadaşlar. Devletin arabasıyla. Ya dedim yazık arkadaş ya, yazık. Bir de bir gaz halatı ya, bir şey yok ya. Ya dedim ki demek ki doğru yoldayım. Demek ki doğru yoldayım. Biz bu bilgileri paylaştıkça, bakın sadece 200 kilometre mevzusu değil. O arabanın başında 2-3 kişi geliyor. Bir şoför, bir tane malın sorumlusu, bir tane ne bileyim yanında yardımcı. Ya o kadar orada işler aksıyor. Mesela sadece para pul da mevzuda değil. Orada işler aksıyor. Yani bir sürü zaman kaybı, iş kaybı, maddi manevi bir sürü kayıp. Yani biz böyle çalışmalar yaparak bence iyi işler yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Sizden gelen geri bildirimlerle yani az izlense de, bir kişi izlese bile ben bunu yaptığımı doğru buluyorum. Ülkeye, vatana, millete, insanlara böyle küçücük pratik bilgilerle işlerini görmek gerçekten beni mutlu ediyor. Ya ustalar da üzülüyor biliyor musunuz? Ya diyor ki adam bu halat için buraya gelmiş. Ya bunu insan yapamaz mı? Yani sadece bir iş para kazanma da değil. Usta da diyor yani bunu bir şekilde insanların
kendilerinin yapabilmesi lazım diye düşünüyorlar. Biz bu arada bu Yılanlı Dağ'ın planını iyi yapamamışız. Yolu falan, evet yol doğru da sanki gittiğimiz yol doğru değil gibi. Herhalde çıkamayacak gibiyiz. Nereye geldik? Organize sanayiye geldik arkadaşlar. Batı organize diye geçer burası. Kayseri biliyorsunuz mobilyasıyla ünlüdür. İstikbal ve Bellona markaları bu organize sanayiden çıkar. Onun çok alt taşeronları vardır. Şu anda kayyumlu olduğunu biliyorsunuz. Hani şey diyebilirsiniz, yani malum kişilerin reklamını mı yapıyorsun? Değil arkadaşlar. Şu anda kayyumda, devlette. Yani bu ülkeye mal olmuş bir marka. Her ne kadar başka şeylere yani başka o mevzular zaten ben hiç girmiyorum da onlar bizi ilgilendirmez. Sonuçta bir şey markası, Türkiye markası. Devlet de buna sahip çıktığına göre bu markaları ismini zikretmekte herhangi bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Dağa tırmanmaktan bu arada vazgeçtik. Organize sanayinin içinden metro alışveriş merkezine gideceğim. Eşimle birlikte gidiyoruz. Artçım eşim. Dolayısıyla dedim ki bir Ali Dağ yapalım. Ali Dağ yine ağzımdan çıktı. Yılanlı Dağ yapalım. Oradan da dedim şeye geçeriz. Bir metro alışveriş merkezine. Oradan da döner geliriz. Yani değişiklik olur falan diye düşündük. Öyle çıkmıştık. Yani daha evet, daha bir iyi bir çalışmasını yapıp tekrardan geleceğiz artık. Çünkü vazgeçtim. Dağın zirveye çıkmaktan dostlar. Evet. Kayseri organize sanayi büyük sanayilerden Türkiye'ye değer katan sanayilerden bir tanesi. Büyüktür. Kaybolacağınız kadar büyüktür. Evet. Aslında tepeyi de görebiliyorum şuradan ama maalesef güzel bir planlama yapmakta fayda var arkadaşlar. İllaki bir yerde bir yolu vardır ama nasip diyelim artık. Evet, yani koskoca bir şehir, organize şehir gibi. Sokakları, caddeleri, cadde numaraları falan eğer bilmezseniz çok uğraşırsınız bir yeri bulmakta. Işıkları da işte kalabalığa göre yanma süreleri gördünüz, bayağı uzun. Burada bu arada şunu söyleyeyim. Ya mesela Lüksel de bu Kayseri firmalarından bir tanesi. Onların böyle fabrika satışları olur arkadaşlar. Bu tip firmaların fabrika satış noktaları olur. Oralardan böyle küçük defolu ürünler çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Hazır buralara gelmişken de belirtmeden geçmek istemedim. Ya şey olarak, mobilya olarak var mıdır bilmiyorum ama benim aklıma gelen oydu. Yine işte bisküvi fabrikalarının böyle küçük satış noktaları direkt imalattan halka şeklinde böyle taptaze ürünler bulabilirsiniz. Bankasından notere, noterinden camisine kadar tamamen bir yaşam alanı mevcut. Koskoca. Sanayi arkadaşlar.
Evet, buradan direkt insanlar sürat yapmasın diye Çin Seddi'ni. Evet, gümüş suyunun fabrikası da buraymış bu arada. Resmen bir şey oldu arkadaşlar. Marka vlog oldu. Olsun, sorun yok. Buradan da işin aslı istediğimiz yere gidebilecek miyiz onu da çok bilmiyorum ama herhalde sol tarafa doğru gitmemiz gerektiği hissiyatındayım. 40 ya 6 saniye o nedir arkadaş ya? Demek ki o kadar çok kalabalık, o kadar çok yoğun trafik var ki demin de dediğim gibi saniyeleri böyle uzun tutuyorlar arkadaşlar. Evet, 22 21 19 saniyeli trafik ışıklarını seviyorum. En azından ne kadar bekleyeceğinizi söylüyor. 6 5 4 3 2 1 şimdi karşıya gidecektim. Sonradan vazgeçtiğim için sola doğru giriş yaparak devam ediyorum. Evet. Bu arada motorum satılık arkadaşlar. Eğer düşünen olursa yani isteyenlere, meraklılarına buradan duyurulur, verebilirim. Şöyle yapıyorum. Sezonun başına doğru gördüm. Bu arada yağmur aşılamaya başlamış yavaş yavaş. Bir an önce kapalı bir mekan bulup oraya girmeye çalışmamız lazım. Sezonun başında alıyorum. Size aldığım motorlarla ilgili en ince ayrıntısına kadar video çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda motorumuzu da toparlıyoruz arkadaşlar. Sonra ne bileyim hani bulabilseydim daha başka markalara şeye geçecektim. Biraz bütçede yetmeyince değişik markalara geçip size değişik motorlar konusunda bilgi vermeyi planlıyorum. Ama işte tamamen o anki bütçe, o anki piyasada bulabildiğim motor vesaire göre işin durumu değişecek. Yani niyetim geçen gün şunu anladım. Erciyes'e tırmandım. Yani Erciyes'e tırmanırken motorun gücünün yetmediğini fark ettim. Yetiyor mu? Yetmiyor arkadaşlar. Yani hani bu birçok şeyde böyledir. Başlangıçta bir başlangıç motor alırsınız ya da başlangıç kaya alırsınız. Başlangıç arabası alırsınız. Ne bileyim işte başlangıçla ilgili bir şey alırsınız. Sonra yetmez. Yükseltme ihtiyacınız da var ya. Bunda da aynı şeyi şu anda hissediyorum ama duygusal olarak yani maddi olarak diğer bir anlamıyla şimdilik buna çok fazla şey yapamıyoruz arkadaşlar. Yetemiyoruz. Şimdilik bu ayarda gideceğiz. İlerleyen zamanlara doğru yavaş 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 işte 250 üzeri işte 250'nin daha üzerleri böyle yavaş yavaş motoru yükseltmek istiyorum. Bu arada yağmur başladı. Bir yerde duracağız. Yağmur bayağı başladı arkadaşlar. Kapalı bir yer. Evet, yani aslında yağmurun geleceğini bile bile çıktık mı? Bile bile çıktık. Motorculuğun da şeyi bu, sıkıntısı bu. Montum su geçirmez yalnız. Pantolonum, ekipmanım ona göre değil. Dolayısıyla da gerçi buralara yağmamış. Bak az önce ileri yağıyordu. Şimdi buraya çok fazla yağmamış. Bir an önce kendimi metroya atarsam orada hem vakit geçiririz hem orada gezeriz. Ondan sonra da kasis
Evet. Hem de boşu boşuna bir yerde beklemeyiz. Hesabı Çin'deyim. Evet, yağmur da biraz ilerledikçe azaldı. Bu arada ışıklar da bize gülüyor bu. Evet. Yeşili yakaladık. Yarım dakikalara düştü 54'ten. Ve organize sanayiden de çıkmak üzere miyiz? Herhalde çıkmak üzereyiz. Evet arkadaşlar, yani niyetimiz neydi? Neye döndük? Ya belki de yukarı çıksaydık, Antepesine çıksaydık dağ planındaydı. Bir dağ tırmanma, planlı dağ tırmanma niyetimiz. Ama nasip olmadı. Şimdi de rotamızı değiştirdik. Çıksaydık belki dağda ıslanacaktık. Çok fazla çamura girecektik. Her şeyde bir hayır var diyoruz dostlar. Evet. Bu arada bankaların falan olduğu yerler buradır. Şurada işte kafesinden tutun noteline, komşu hizada onların yeridir. Sol tarafım Aspilsan. Of, 60 dakika saniye, bir dakika kadar bekle dur şimdi. Evet, ileride Ferra var. Bellona'nın fabrikası hemen şu karşı tarafta. Sol taraf komple Bellona'nın. Sağ tarafım dediğim gibi noter, bankalar vesaireler. Şu karşı görmüş olduğunuz yerler, işte tuvaleti, sosyal muhtemelen belediyenin park bahçelerinden sorumlu bir yer mi diye şöyle baktım ama ona benzettim ben. Belediyecilik anlamında Kayseri gerçekten bu konuda iyidir. Yani çevre düzenlemesi, işte yol, şehircilik anlamında gerçekten hizmetleri iyidir. Yani şöyle söyleyeyim, en güzel sevdiğim tarafı şu: adamlar bir yere çim ekiyor ya da çocuk oyun alanı yapıyor, büyük bir yeşiliyle birlikte. Orayı o şekilde bırakmıyor arkadaşlar. Oraya bir de kulübe yapıyor. Kulübede oranın sorumlusunu bırakıyor. Diyor ki burası senin. Buradan sorumlusun arkadaş. Buraya bakacaksın. Çiçeğinden böceğine, temizliğinden sulamasına kadar bakacaksın. Yani bir yeri, hani hep söylerim, bir şeyi alıp koymak önemli değil. Önemli olan sonrasında bakmak. Bakımını da yapıyor ve dolayısıyla da her şey böyle olması gerektiği gibi, çiçekleri, otları, böcekleri 10 numara, 5 yıldız parka, bahçeye sahip oluyor arkadaşlar. Evet dostlar, yavaş yavaş metroya doğru geldik. Hakkınızı helal edin. Neyle başladık? Dağa tırmanma niyetiyle başladık ama nasip olmadı. İlerleyen zamanlarda bir de Koramaz Vadisi yapmak istiyorum. Aslında bugün Koramaz'a gidecektim ama Koramaz'a iç çıkışı vesaire sonrası da giderim hesabıyla, burası biraz daha yakın diye buraya geldim. Burada nasip olmadı. Burada böyle değişik bir çalışma yapmış olduk. Bir muhabbet etmiş olduk. Peki, aklınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar. Nereden girelim? Bir ileriden mi girelim?